Saç. Saçında bir şey var. Kimsin sen ya? Ne istiyorsun benden? Ne diyorsun sen ya? Öyle olur olmaz yerlerde karşıma çıkmalar falan. İşimde de bu. Ne zannediyorsun sen kendini? Bana bak. Lafını bil de konuş, asabımı bozma benim. Öyle el kol hareketleri yapma, burası stadyum değil. Ne alakası var şimdi stadyumla? O masum erkek numaralarını yemezler canım. Ben senin gibileri iyi bilirim. Bu ne demek şimdi? Allah Allah ya. Sen hem her şeyi organize et, ondan sonra bu ne demek şimdi? Sen beni aptal mı sandın? Ne? Ben sadece annemleri gezdirmek için geldim buraya. Nereden bileyim senin karşıma çıkacağını? Bak sen. Ya bilsen gelmeyecektin yani. Uğurdu değil mi? Bana bak. Ne yapacağız şimdi biliyor musun? Annemler gelince biz kalkacağız. Sen de bir daha karşıma çıkmayacaksın. İyi tamam be. Çıkmayız. Ama bak. Olur olmaz yerlerde karşılaşmamız tamamen tesadüf. Kaza herkesin başına gelebilecek bir trafik kazasıydı. E benim işim de eczanelerde. Hem ayrıca eczaneye sonradan gelen de sendin. Peki. Ya sinema? Sinema? Hı. Sinema şey. Ne? Totem. Totem? Totem? Şimdi anlatsam da anlamazsın zaten. Anlatsa da anlamazmışım. Tabii salağız ya biz. Zaten her şeyi siz bilirsiniz. Tamam, açıklıyorum. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Ve Fener'in yenileceğini hissettiğim zamanlarda maça gitmem. Hatta dinlemem bile. Totem yapıp sinemaya giderim. Çünkü o an içime doğan şeyin gerçek olacağına inanırım. Yani boş şeylere inanan geri kafalı bir adamsın öyle mi? Geri kafalı mı? Ne oldu? Gücüne mi gitti? İnsanlar inandığı şeyler vardı ya geri kafalı diyemezsin. Ya yani sen şimdi Fenerbahçe'ye mi inanıyorsun? Ya kusura bakma ama böyle bir saçmalığı ilk defa duyuyorum. Pınar, bana hakaret et. İstediğin lafı söyle. Ama Fener'le ilgili saçma sapan konuşma. Konuşursam ne olur? Aman Uğur ya, her hafta aynı şey. Biz ne zaman normal sevgililer gibi bir şeyler yapacağız? Artık seçimini yap. Ya Fenerbahçe ya ben. Kendini hiç şans tanımıyorsun. Bu mu? Aynen öyle. Gerizekalı.